bir turu yapacağız. Nereye gideceğiz dersek, buradan Sille Barajı'nın yukarısından Sarayköy, Tatköy, Sarayköy, Sulutas köylerine dolanıp geleceğiz inşallah. Şu an saat herhalde 4'ü geçti, 4.30. Tahminimce bir 50'ye yakın kilometre yapacağız. Hasan da şimdi çıkıyor, şu anda geliyor. Evet, haydi bismillah. Böyle gideceğiz ki. Evet arkadaşlar, şu anda karşısı Sille'nin yokuşu, hemen girişi. Sonra bir yokuş çıkmamak için yan yoldan çıkıyoruz. Yanında Hasan var. Baktık, videolarımız biraz bir tutulmaya başladı. Sizi hayal kırıklığına uğratmamak için. Cumartesi bir yere gidecektik ama şey vermeyelim, isim vermeyelim. Aynen. Gidecektik ama malum sokağa çıkma yasağı geldi. 58 ilde de. Evet. Kayıp baba dedi, sokağa çıkma yasağı var, çıkamazsınız dedi. Biz de haftaya kalkanları çekiyoruz. Arkadaşlar şu an Sille'deyiz. Görüyorsunuz. Önceki videolarımızdan biri altında Sille'ye gidin diyorlardı. Bu vesileyle de Sille'ye gelmiş olduk. Şu anda girdik. Aynen, şu anda ilk defa size bisikletle Sille'yi gösteriyoruz. Buraya çok basmışızdır ama bisikletle ilk video. Aynen. Sille biraz Konya'dan farklı ya. Acayip. Dağlarını falan görüyorsunuzdur. Burada eski neşesi de yok Sille'nin. Yani. Konya'dan önce neydi? Soldan da sağdan. İki yolda dağ. Gel ya şuradan, boş. Arkadaşlar Sille'de de çok tarihi yapı var. Mesela şu önünüzdeki bir hamam. Yani camisidir, kilisesidir. Çok yerleri var. Nostalji, böyle bir değişik bir. Sanki kendiniz bir böyle bir Karabük evlerinde, Safranbolu evlerinde gibi hissediyorsunuz. Bak önceden geçemiyorduk şuraların. Yani buralar bir dolu oluyordu. Şimdi zor adım atıyordu. Sille Müzesi. Sille Çamlıca. Şu karşıda mağaraları görüyorsunuz. Gözüküyordur herhalde, umarım. Buralar önceden bisikletle geçemezdik. Kalabalıktan. Yani bir çarşı gibiydi. Karşıda bir Osmanlı camisi var. Minaresi gözüküyor. Önünden geçireceğiz. Buralarda evleri restore ediyorlar.
Biraz size herhalde şu an telefon titreyebilir. Kaldırımı görüyorsunuz. Çok bozuk. Aynen. Canlı ya iş. Ne istem bak. Şuna bak oğlum, buralar önce de nasıl şenlikliydi. Karşıda mağaralar. Ben bir kere içerisine girdiydim. Sen de girdiydin. Yok, sen giremedin. Hayır, senden önce biz bağımla girdik. Ama bir girdim, köpeğe kadar böyle bir çıkıyor. İnişi unutacağım. Karmaşık oldu. Oğlum çok uçum var, değil mi? Yani Konya'ya gelip de Mevlana'yı falan gördünüz ve hemen gitmeyin Konya'dan. Burayı görmedim. Yani Konya'nın yani neredeyse bir yani tarihi yapılar cennetinin bir yer burası. Yani gelen olursa kesinlikle burayı görmeden gitmemeli. Biz bile kaç defa geldik, her gelişimizde bir hayranlık duyuyoruz. Şu anda Sille'nin uç tarafına geldik. Şu sağdan baraja çıkacağız. Bakalım gittiğimiz yere kadar gidebileceğiz akşam olmadan. Bir de bunun geri dönüşü de var tabii. Geri dönüşü de biraz kolay olacak. Tabii çok da yoruyor. Arabalar falan da yani otobüs geçin geldiğimde çok zor çıktı yani. Arabayı park ediyorsan fitil değiştirme. Devir yüksek. Oğlum, burası Akyokuş'tan da yüksek gibi değil mi? Yani bayırı yüksek. Ya Akyokuş çıkılır. Neden çıkılır? Kıvrılıyor. Burası dimdik olduğu için. Şöyle aşağıyı da göstereyim. Karşımız Sille'ydi. Yarısına kadar yine çıktığımızda şükür bizim. Bilerek hazır çıkmadık yani, istesek çıkarız da zorlayıp bilerek bu kadar çıktı çünkü kalp atımızımız arttı herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak için. O yüzden bisiklete yiyip şu an yürüyoruz. Yani hemen 1 kilometre yoktur, 500 metre sonra barajı giriş kısmı. Sonra takviye 7 kilometre diyordu aşağıda. Altı bu. Ya araba soruluyor. 6.5 kilometre falan var Katköy'e. Şu araba soruluyor. Katköy'e girip döneceğiz. Çünkü saat 6'ya doğru geldi. Buralarda bir de fazla lamba da olsa az biraz da lamba yok. Arkadaşlar bir de son videomda açıklama yapmadım. Videoda çekmediğimiz bir yer var. Obruklar nereye ki? İki arkadaşımız, diğerinin ismini vermeyeyim, Maho. Ne yaptı? Köpeği gördüler. 3-4 köpek. Ben indim aşağı, onlara bir baktım basıyor. Köpekler bundan arkadan bir kovalıyor. Arkadaşım biri yolun karşısına geçti ona. Benim dibimle kadar. Az daha pedalı çeviremezse, boşa çıksa, zincir atsa. İşleri gözüküyor böyle. Arkada arabada dayı da sağ olsun düdüğe bastı, köpeğe uzaklaştırdı. Aynen yani. Keşke çekeydim, o an aklıma gelmedi. Ben orada gülme krizine geldim. Bana köpekler, ben indim elime taş aldım. Bana gelmiyorlar, bunlar arkasından koşturuyor. Bir de dedik ki yani duracağız diye. Bir baktım ikisi topuklayan. Mahoyu bir 2 kilometre ileride
bulduk. O hızla nasıl pedallarıysa artık yani. Ondan sonra az daha ileride yokuş vardı. Yokuşta da Fahrettin arkadaşımız alışık olmadığı için çıkamadı yokuşları. Beni bir traktör olsun, şey olsun, söyleyelim de beni götürsün yokuşu çıkarsın dedim. Her eve götürsün dedim işte. Biz de ne dedik bugünle, anlamı kalmaz zaman böyle gidersek. Sonra yani bir hiç demedik tabi de yanımda bir kamp durdu. Abiler sağ olsun. Dedi tutunun da çıkaralım dedi. Fahrettin tutundu gari. 2-3 yokuş çıkarttı. Sonra aşağı yokuşun orada. Tamam dedirmişler. İndirmişler. Sonra Fahrettin bir gidiyor. Akşam olacak, hava kararacak. Şu anda arkadaşlar Sille barajın önünden geçiyoruz. Eğer yukarıdan gözükürse barajı gösteririz. Hemen aşağıda baraj. Selçuk Belediyesi burasını çok güzel onardı. Biraz gözüküyor herhalde, görebiliyorsunuz. Çok masmavi değil suyu ama.
Arkadaşlar şu an Tat köyünün içindeyiz. Daha iki Selçuk Belediyesi'nin tabelasını gösterdiğim yerden bir kilometre daha gitti. Göreve merkeze girdik. Görmektesiniz. Araba oyunu var. Aynen. Girdik Tat köye. Sizlerin neresiydi? Az ilerisinde Tat köy camisi. Falan var. Termat köyü de varmış sizin orada. Akşam olmadan dönmem lazım. Daha aşağıda da o. Sol tarafınız Sunutaş değil mi? Bu aradan oraya geçiş var mı yoksa dolanacağız mı? Dağların arasında bir köy. Arkadaşlar şu anda Tat köyün çıkışına doğru geldik. Çıkışında bir camisi var. Şu anda kara atıştırıyor. Çok yüksekteyiz. Kandil Camii'miş ismi. Şu cami Hasan, şuraya gidelim, arabanı oradan dönelim artık. Tat köyü de size biz de siz görmüş olduk bu vesileyle. Dağlarında falan kar var. Yani Konya'dan arkadaşlar Konya'ya girdiğimizde bu karı bulamayacağız. Şimdi seyredin, Konya'ya girerken de çekeceğiz. Ama bu karı bulamayacağız. Şu an kar çileşiyor. Aynen. Belki kameraya gelmiyor ama. Yazıyorlar ama normalde çizelemez. Artık çıkışına geldik. Şu anda şuradan. Şu yol nereye gidiyor acaba? Aynen. Belediye otobüsü de geliyor, onu da çek. Aynen. Konya Büyükşehir Belediyesi çalışıyor arkadaşlar. Allah. Bu Burdur'da bile yok, bakın ha. Burdur'da bile yok. Sizin için uzun yol yapmamız için bir de suluk aldım. Boyunluğu takıyoruz. Evet. Giderken çok meşakkatli olacak. Şöyle. Gördüğünüz üzere. Bundan sonra çok yokuş aşağı ineceğiz. Tek çekemeyeceğim, bir sille de çekerim durun. Baraj da gözüküyor. Aşağı ineyim, Hasan'ı bekliyorum. Hasan iniyor. Tek fren olmadığı için. Ön freni
Şu anda Sille'deyiz. Burası Kilise. Şu anda Sille'ye geldik. Tatköy'den çıktık. Yalnız bir tatlı olacak. Ne biçim soğuk kafam abi. İyi burada ama. Ömür de hiçbirine basma. Şurada var. Tepede camiye de çıktık. Kaç arkadaşlar akşam olduğuna Konya'ya bir ara. Konya'ya girişte bir daha atar. Zaten 4.30-5 gibi çıktı. 2 saatte yaptık geliyor. Yani 22'de şeyde. Şu an Konya'ya geldik. Önümüzde hemen 1 kilometre falan var. Sağ tarafımız Donupınar, Azar yeri. Selahattin Eyyubi Parkı. Karşı telefon. Bu videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Haydi hayırlı akşamlar diyeyim ben. Bize göre hayırlı akşamlar ama ne zaman izlerseniz abi. Takip edip abone olmayı da unutmayın. Aynen. Abone olmak ücretsiz. Doğru. Hemen aşağıda sağ altta abone ol tuşuna basıp yanındaki zile tıklıyorsunuz. Bildirimleri de açıyorsunuz. Şimdiden iyi seyirler.